Pankuş'tan herkese mutlu günler. Çok değerli hocamız Profesör Doktor Emin Gürses. Hocamızla birlikteyiz. Herkes bana yine soruyor. Nerede Emin hocam? Bu kadar dünyada gelişme oluyor. İçeride gelişme oluyor. Emin hocamıza sormak için geldik. Yine kendisinin konuğuyuz. İstanbul'dayız. Ve dış politikayı konuşacağız bu bölümde. Neler oluyor, neler bitiyor. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Davetiniz için geldik. Yeditepe'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam nasılsınız bu arada? Nasıl, Türkiye gibi misiniz yoksa? Vallahi biz 17 yaşında neysek üniversiteye başladığımız zaman hani devam ediyoruz hocam. Devam ediyor. Hocam neler oluyor dünyada? Yani nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Şimdi sıkışmış bir Türkiye var, bunu görüyoruz. İran'da şu anda ABD'nin işte 120 bin asker göndermesi ve etrafını sarması, çembere alması konuşuluyor. Ki zaten bunu New York Times yazdı. Bir de üzerine Irak'ta hükümet yetkilileri çekilmeye çalışılıyor. İşte ABD bunun talimatını verdi. Suriye'de İdlib'e müdahale eden bir Suriye var. Buna karşı tepki gösteren bir Türkiye var. Astana süreci bir krize girebilir düşünceleri. Hocam ne oluyor burada şimdi? Vallahi Suriye'de Astana sürecini çıkmaza sokmak Türkiye'nin yararına olmaz. Yani bu konuda ne yapıyorlar bilmiyorum ama herhalde bizimkiler biraz Rusya ile Suriye'nin Suriye topraklarında hareketlenmesinden rahatsız olmuşlar. Ama her zaman söylüyoruz, Alman kendi toprakları. Suriye ordusu kendi ülkesinin içinde operasyon yapar. Kendi toprakları. Siz Suriye ile işbirliği yapmazsanız sizin orada bulunmanızın yasal zemini kalmaz. Yani bizimkiler şey düşünüyor olabilirler. Yani biz Suriye'de operasyon yapabiliriz. Bizim hakkımızdır. Öyle uluslararası hukukta öyle bir hak yok. Kendi toprakları. Zaten Suriye'nin Fırat'ın doğusunda operasyon yapacaklardı biliyorsunuz. Onu da beceremediler. Amerikalılar da sürekli bizimkiler şey bekliyorlar. Amerikalılar nasıl bize bakarlar, nasıl bize değer verirler? Amerika'ya yaranmaya çalışan bir politika var gibi görünüyor. Öyle mi diyor? Şimdi Amerikalılardan sanki ürküyorlar. Onlarla çatışmak istemiyorlar. Onlarla karşı karşıya gelmek istemiyorlar. Fakat Amerika bildiğini okuyor. Yani Amerika'dan aldığımız haberler. Yani orada bizim arkadaşlar var. Bazen öğrencilere mesaj atıyorlar. Diyorlar ki işte buradan şöyle görünüyor. Almanya'dan böyle görünüyor. İyi bir izlenim yok. Yani biz şu an yavaş yavaş Amerika'ya doğru mu tekrar angaje olmaya başladık? Başından beri Amerika ile yakın durmaya çalışıyoruz. Amerika bizi yanına almak istemediği için ara sıra Tayyip Bey kendi başına yapıyor bu çıkışları. Ama onun dışında şey yok. Yani Türkiye'de Amerika'ya karşı Dışişleri Bakanlığı açıklamalarını görüyorduk fakat çok değişik açıklamalar yapıyor. Birden bakıyorsun Suriye'nin operasyonlarına karşı çıkıyor. Kendi ülkesinin içinde yaptığı operasyonlarına nasıl karşı çıkarsın? Sana Güneydoğu'da operasyon yaptığın zaman, Kuzey Irak'a operasyon yaptığın zaman Avrupa Birliği karşı çıktı mı ne yapıyorsun? Sen ne karışıyorsun benim işime diyorsun. Değil mi? Orası kendi topraklar adamı. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir üye ülke başka üye ülkenin toprak bütünlüğüne karışamaz. İçerideki siyasi yapısına karışamaz. Ya hocam milli politika diyoruz. İşte Türkiye'nin çıkarları diyoruz. Doğu Akdeniz karışık halde, sınırlarımız işte PKK orada devlet kuruyor. Ve biz hala Suriye'ye düşmanlık yapıyoruz. Yani siz en son 3 yıl önce, ilk sizde belki de 2,5-3 yıl önce yaptığımız programda ilk söylediğiniz şey Suriye ile anlaşmadan Türkiye'yi kurtaramazsınız. Ama ne oldu hala işte? Neyin derdindeyiz bak, hocam? Suriye ile yaptığınız kavgaların sonucu İsrail'e yaradı. İsrail Golan Tepelerini ilhak etti. Unutmayalım. Amerika dedi ki ben sana burayı veriyorum, kabul ettim verilmesini. Aynısını 1938'de İngiliz Başbakan Chamberlain Hitler'le görüşmeye gidiyor Münih'e. Hitler'e diyor ki, Hitler çünkü öteye beriye saldırmaya başlamış, diyor ki ya kardeşim sen ne istiyorsun? Ben Sudetenland diye bir bölge var diyor, orada 3 milyon Alman yaşıyor, onlara zulmediyorlar, orayı istiyorum diyor. Verdiğim sana gitti diyor, anlaşmayı imzalıyor. Hitler'da uçaktan inerken elinde anlaşmayı sallıyor, aslında en büyük anlaşması diye. Ondan 6 ay sonra Hitler Polonya'yı işgal ediyor, engelleyemiyor. Şimdi İsrail'e bunları veriyorsunuz. Onların kendi planları var.
Bakın planlarını ta 80'li yıllardan beri yazıyorlar. Akademik makalelerde okuyabilirsiniz yani. Akademik makale bile yazıyorlar bu konuda. Gizlemiyorlar. Gizlemiyorlar. Diyorlar ki Filistinlerin vatanı Ürdün'dür. Ürdün'e gitsinler. Ürdün'ün %45'i zaten yaklaşık Filistinli. Bir ara ayaklandılar biliyorsunuz. Ürdün kralı bunları kanlı şekilde bastırdı. Tarihe Kara Eylül diye geçti o. Değil mi? Şimdi siz aradan konuşuyorlar işte biz Filistinlere bir devlet kuracağız falan diye. Ya Filistinler de buna inanıyor belki de. İsrail, Kudüs'te Filistinler devlet kurmaz. Yani Doğu Kudüs'te Filistinler devlet kurmaz. Batı'yı zaten almış, başkentte yapmış. Doğu'da İstanbul'da toplantı yaptılar biliyorsunuz. İşte Batı Kudüs, İsrail ama Doğu Kudüs Filistinlilerin olsun gibi böyle buna benzer bir sonuç bildirisinde böyle bir ifade kullandılar. Ama Doğu Kudüs'ü de vereceği şey, çünkü bu Filistinler için İsrail'de şeyler konuşuluyor. Buraya öğrenciler geliyor, İsrail'de gitmiş gelmiş. Orada konuşulan şu, Sina Yarımadası'nda acaba Filistinlere bir devlet kurabilir miyiz? Bunu planlıyorlar. Çölde bir devlet kuralım onlara. İşte Birleşmiş Milletler de bunlara işte burada bakar eder. Yani 1 milyon, 2 milyon bakar. Asıl Gazze önemli çünkü Gazze çok verimli bir toprak. Fakat çok yoğun nüfus var burada. 1 milyon üzerinde nüfus var. Ve bir de Gazze'nin kara sularında doğalgaz var hocam. Çok zengin doğalgaz kaynakları var. Filistin'i Birleşik Arap Emirliği gibi yapabilir. O yüzden orayı zaten teröristmiş gibi gösterdiler Hamas'la. Tabii tabii tabii. Bizimkiler de bunu beceremediler. Yani Filistinlilere böyle yardım yapılmaz. Uluslararası kamuoyunda yani Birleşmiş Milletler de bunları yasal zeminde konuşacaksınız. Yani İsrail saldırdığı zaman İsrail katildir, İsrail şöyle siyonisttir. Bunlar uluslararası kamuoyunda bir ses getirmez. İsrail ne olduğunu herkes biliyor zaten. Gücünü de biliyor dışarıda. Ama sen İsrail, ama orada sen yapacağın uluslararası hukuka göre Gazze'deki Filistinlileri nasıl savunurum? Uluslararası hukuk kurallarına göre yapacaksın bunu. Ha şunu denebilir. Uluslararası hukuk kuralları geçiyor mu? Ama senin başka çaren yok. Tamam büyük devletler bunu takmıyorlar, dinlemiyorlar. Ama senin başka çaren yok. Hakkın varken en azından onu koru. Onu kullan. Yani Doğu Akdeniz'de şimdi doğalgaz konuşuluyor. Sen uluslararası hukuk kurallarını kullanacaksın. Grid'de nasıl sorun çözülmüş? Grid'in karasuları, münasir alan, bunlar nasıl konuşulmuş? Sen eski metinlere bakacaksın. Diyeceksin ki bak siz böyle çözmüşsünüz. Çünkü senin kabadayılık yapacak bir gücün yok. Yani ben gittim Doğu Akdeniz'de sondajı yaptım, gemimi korudum. Bunu yapamazsınız. Çünkü burada Mısır'la kavgalısınız, İsrail'le kavgalısınız, Amerika'yla kavgalısınız, Güney Rum kesimiyle kavgalısınız, Yunanistan'la kavgalısınız. Yunanistan'a ambargo uygulayacağım diyor sana. Aç kalmış adam sana ambargo uygulayacak. Onu bile cesaret edebiliyor yani. O bile artık kontrolün dışına çıkmış. Yani ne kadar nasıl cesaret bulmuş. Ona biri söylüyor bunları söylediği. Kendi başına yapmıyor bunu yani. Şimdi hocam çok önemli bir ifade kullandınız. Suriye ile anlaşmadığımız sürece bu İsrail'e yarıyor ve yaradı. Golan'ı aldırar. Hocam daha da yarayacak. Çünkü şu anda biliyorsunuz Lübnan'da 50 bin civarında Hizbullah silahlı elemanı vardı. Hizbullah dediğiniz orada belediyesi olan. Fakat İsrail'in korktuğu tek örgüt. Çünkü İsrail Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Lübnan'ın güneyine bir Birleşmiş Milletler Birliği koydular. Hizbullah'ın saldırısını, İsrail saldırısını engellemek için. Bunu ilk defa yapıyor tarihte İsrail. Şimdi bu sen de buraya asker gönderiyorsun İsrail'i korumak için. Fakat Suriye'nin içeriden zayıf düşmesi İsrail'i güçlendirecek. Peşinden şimdi Fırat'ın doğusuna giremedin. Doğusunda bir Müslüman İsrail kuruluyor. Ben bunu 2006'da makalemde yazdım. Müslüman İsrail diye. Şimdi Kürdistan, Kürdistan diyorlar. Değil bunlar Kürdistan falan. Müslüman İsrail bunlar. Müslüman İsrail ne demektir? İran'la kavgalı, Arap komşularla, Suriye ile İran'la kavgalı, Türkiye ile kavgalı. Olduğun zaman kime bağlı olursun? Gücün ya Amerikalılar seni koruyacak, ya İsrail ya İngiltere. Fransa da bunun ayak işlerini yapacak. Buna Müslüman İsrail denir işte. Yani Müslüman olacak, İsrail'in yükünü üzerinden atacak. Yani aslında Müslüman İsrail oluşmasına Türkiye'nin bu politikaları şey çanak tuttu yani. Tutmuş hocam. 2006'da yazdığım makalede bana o zaman dediler ki sen deli misin? Böyle Müslüman İsrail ne demek? Müslüman İsrail bu demek. Müslüman olacak fakat İsrail'in görevini yapacak. Millet İsrail'le uğraşmayacak. Aynı Kuzey Irak gibi. Ya millet İsrail'le uğraşmayacak. Bu bölgeyle uğraşacak.
Çünkü bunlar burada varlığını korumak için emperyalize bağımlı olarak hareket edecektir. Başka çareleri yok. Peki bütün bunlar olurken biz bunları göremiyor muyuz? Yani burada bu politika değişikliğine neden gitmiyor Türkiye? Valla sanki ben anlamıyorum. Bir ara umut ettik Tayyip Bey bunu yapacak edecek diye. Rusya ile böyle bir ittifak var. İran'la, Irak'la görüşülüyor falan. Ben Lübnan'ı da bu işin içine almak lazım diye düşünüyorum. Çünkü Lübnan'da biliyorsunuz İsrail'i protesto etti. Kendi kara suları var. Kara sularında da arama yapmaya başladı. İsrail, Lübnan'da tam merkezi otorite çok güçlü olmadığı için istediği gibi oraları kontrol ediyorlar. Oranın en güçlü silahlı gücü Hizbullah'tı. Hizbullah da Suriye'de savaşmaya gitti. Suriye'ye savaşmaya giden Hizbullah birliklerine İsrail vuruyor. Kimse bir şey diyemiyor ona. İsrail için bir yasal, yani meşru bir zemin oluşturdular. Kimse dünyada İsrail'e bir şey demiyor. Gidiyor Suriye'deki mevzileri vuruyor. Ama Şam'ı vurmuyor ama dikkat ediyor. Kendisine zarar verecek birliklerin olduğu yerlere gidiyor. Türkiye biliyorsunuz Bayan Clinton ne yaptı? Bir ifade verdi Senato'da. Dişil İşleri Komitesi'nin önünde. Testimony diyorlar ona. Sordular ona ya bu Libya'ya giden silahlar ne oldu diye. Onları Türkiye'ye gönderdi dedi. Türkiye'den nereye gitti bu silahlar? Türkiye'den de bir yere gitti. Suriye. Büyük olasılıkla öyle. Çünkü biz haberler alıyoruz. Suriye'de insan tacirlerine para veriyorlar. Oradan buraya mülteci göndersin diye. Verenler kim? Davutoğlu'na sormak lazım. Adamlar Türkiye'de bu Kızılay'ın yerlerinde kalanlar var. Onlara soruyorlar. Ya gidin de artık bize para verdiler buraya geldik dedi ya diyor adam. İfade veriyor. Gazetecilere söylüyor. Bize para verdiler buraya Türkiye'ye gidin diye. Ne düşündüler bunlar? İşte Birleşmiş Milletler'in müdahalesi için bir altyapı hazırlayalım. Ne yapalım? 150-200 bin mülteci gelirse Birleşmiş Milletler'e insanlık krizi var deriz. Birleşmiş Milletler de devreye girer. Peki girmedi. Girmedi. Bize 4 milyon kişi bizde kaldı. Şimdi bir de bir yandan bu İdlib'e operasyon Astana'nın krize girmesi, Amerika'nın ısrarla işte Türkiye'ye S-400'lerde almayacaksın, ertele şunu bunu demesi, baskılar yapması ve en sonunda İran'ın çevreleme politikası. Bütün bunları gördüğümüzde biz savaş mı hazırlıyoruz? Hocam başından beri ne diyoruz biz? Ta 2006'da yazdığımız makalelerde var bu. Burada bir kitabım var, orada da bir gördüm ben Suriye ile ilgili. Fakat benim şeyim değil o. 1919'da İngilizlerin yazıları var. Diyor ki İran ve Musul bölgesindeki petrolü Akdeniz'e akıtmamız lazım, Hayfa'ya. 19'da bunu yazıyorlar. Dışişleri Bakanlığı yazıyor, Curzon. Bunu yani diyor ki bakanlık bu konuda çok dikkat etsin. Biz bu Mezopotamya bölgesini Suriye ile birleştirip petrol hattını garantiye almamız lazım. Ondan sonra ne yazıyorlar? Kemalci milliyetçiler önümüzde engel olarak duruyor. Oradaki istihbaratçılar yazıyor. Kemalci milliyetçi kime diyor? Oradaki Kürtlere, Araplara, Türkmenlere. Yani onlar engelliyorlar oradaki işgali. Vatanını sevenler. Kemalci milliyetçi diyorlar. Latin Amerika'da herkese Bolivarcı diyorlar. Uzak Asya'da herkese Maocu diyorlar. Onun gibi bir şey yani. Bu savaşa hazırlandıkları anlamına mı geliyor bu 120 bin asker? Hocam savaş hazırlamak hani önce İran'ın içinde önce ne yaparlar hocam? Ne yapacaklar hocam? Basit bunu biz 20 yıldır 25 yıldır konuşuyoruz. Bir devlet müdahale için insani müdahale demek gerekiyor buna. İnsani müdahaleyi nasıl yapacak? Bir bahane uyduracak değil mi? Durup dururken müdahale uluslararası hukuka aykırı. Ya içeride bir karışıklık mı? Önce karışıklık yaratıyor. Merkezi otorite bu karışıklığa silah veriyor bunlar. Merkezi otorite tabii silahlı sivilleri görünce bunu bastıracak. Bastırınca katliam yapıyor. Katliam yapıyor diye Birleşmiş Milletler'e taşıyacak işi. Ondan sonra müdahale edecek. Kimleri ayaklandıracak? Hocam Suriye'de nasıl yaptı? Suriye'de 2011'in Mart'ında nümayişler vardı. Halk yürüyüş yapıyordu. Daha çok işte bilmem ne isteriz, özgürlük isteriz, seçim isteriz falan diye. Değil mi? Bir anda silahlı ekipler. Bizden silahlılar çıktı. O dönemde İsmail Hakkı Pekin MİT Müsteşarı'na soruyor. Tam yaklaşık bir ay sonra İsmail Hakkı Pekin kendi açıkladı bunu televizyonda. Genelkurmay İstihbarat Başkanı. Diyor ki ya ne yapıyorsunuz diyor Suriye'de. O da diyor ki biz Amerikalılarla anlaştık. Tabii İsmail Hakkı Pekin açıkladı bunu. Açıkladı bunu. Bu İsmail Hakkı Pekin'i bu cennete götürür hocam. Yani bunlar memleket için hayırlı açıklamalardır. Tabii generallerin çok günahı var. FETÖ'cüler örgütlenirken bunlar
bir şey engelleyemediler bunu. Peki Hakan Fidan nereye götürür o zaman ya da Erdoğan'ı nereye götürür bu süreç? Hakan Fidan o zaman Hakan Fidan'a söylüyor bunu zaten. Hakan Fidan diyor. Hakan Fidan işte Amerika ile anlaşanlar. Tayyip Bey bunların hepsini biliyor. Yani Suriye'nin içinde bu operasyonları tabii ki Davutoğlu ekibi yapıyor bunu. Davutoğlu'nun ekibi yapıyor. Erdoğan'ın onayıyla. Erdoğan bunlar iyi bir şey yapıyor diye düşünüyor. Ne zaman ki bakıyor ki bunlar yüzüne gözüne bulaştırdı bunlar. Ama hala aynı şey Davutoğlu'nun politikasından farklı çok niye yapma. Ama? Ama niye? Hala Suriye'yle basıyor. Niye ama? Tayyip Bey'in etrafında bu danışmanlar, akıl verenlerin önemli bir kısmı. Hepsi Davutoğlu'nun ekibi. Tayyip Bey'in yanından açık üniversite rektörünü atamıyorlar mı? Tayyip Bey'in haberi var mı kimler atıyorlar diye? Kapıya bekçi olarak koymayacağın adamı rektör yapıyor adam, profesör olmuş diye. Ya idari işler bilecek. Kamu yönetimi bilecek adamlar atasana. Ama bunu yapmadılar. Bilerek Türkiye'nin bütün kurumlarını darmadağın ettiler hocam. Tayyip Bey de seyretti maalesef. Ama Tayyip Bey bunu şunu bilmesi lazım. Bunlardan bu işlerde biliyorsunuz sorumluluk en baştaki adam olur. Yarın bir gün herkes der ki Tayyip Bey bize talimat verdi yaptık der. Öyle diyorlar zaten. Kendileri çekilir aradan Tayyip Bey çıkar mahkemeye. Davutoğlu öyle söyledi. Onun günahı çok hocam. Kitabında yazdıklarını uygulamaya kalktı hocam. O kitabında yazılanlar emperyal projelerdir. Arkanda emperyal bir güç yok. Ha Amerika'yı almış düşünüyorsan ki öyle yapmışlar Amerika'yı almışlar. Gördünüz Amerika ne yaptı? Fatura Türkiye'ye kesildi. 4 milyon kişi Türkiye'de yaşıyor hocam. Sen bakıyorsun bunlara. Bir de üzerine... Günahtır. Bu ülkenin insanlarına günahtır. Sınırlarımız tehlike altındır de. Hocam Suriye'den sonra her zaman diyorduk İsra İran'a gelecek. Ne olacak? İran'a gelecek. İran'a gelecek. Bunu Henry Barkey de söylüyordu. Şimdi Henry Barkey Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor. İran'a geliyor hocam. Bakın İran'da bir ayaklanma çıkarırlar. Kürtleri kullanır, birini kullanır. Azerileri ayaklandıramadılar. Daha önce denediler. Denediler olmadı. Yaparlar hocam. Merkezi otorite bunları bastıracak tabii zorunlu olarak silahlı adamları ne yapacak? Sonra ne olacak hocam? Onun sonra da Birleşmiş Milletler'den bir karar alacaklar. Burada katliam oluyor diye. Ama Birleşmiş Milletler'de Rusya için... Yok o vetoyu beklemeyecek Amerika. Vetoyu beklemeden Irak'a nasıl müdahale ettiler biliyorsunuz. Irak'a Birleşmiş Milletler karayla müdahale edilmedi ki. Colin Powell'ın böyle tüpü göstermesiyle... Ya dedi ki Londra'yı vuracaklar. Saddam Londra'yı vuracak. Kimyasalla. Ne diyor? Kıyamet topu. Kıyamet topu. Kıyamet topu diye bir şey çıkardılar. Londra'yı vuracak. Saddam'ın da en büyük hatası Amerika'ya güvenmek olmuştur. Vietnam'dan çekilirken nasıl 75'te başbakan ne diyor? Helikopteri almıyorlar onu. Kurşuna dizilmeden evvel diyor. Son sözü nedir? Diyor ki en büyük hatam Amerika'ya güvenmek olmuştur. O yüzden kurşuna diziyorlar. Yani Amerikalılar kullandığı adamı daha çabuk atarlar hocam. Bak. Fakir fukara direnenler ayakta durur. Küba'ya bakın, Venezuela'ya bakın. Fakir fukara direnenler daha ayakta duruyor. Amerika kimi kullanmışsa onu atmıştır. Şimdi bugün gelirken bir belgeye baktım. Musaddığı devirmeden evvel CIA'nin bir raporu var. Açıklandı şimdi. 2011'de açıklanması uygundur diye yazı vermişler. 2011'de piyasaya soruldu. Diyor ki bazı yerler ama beyazla kapatmışlar. Demek orada isimleri olanlar demek hala sağ isimler var. Diyor ki Musaddık halk tarafından çok seviliyor. Halkın gözünde bunu küçük düşürmek için komünistlerle işbirliği yapıyor diye propaganda yapmamız lazım. Biliyorsunuz Tahran'da bir gece sabah herkes kalkıyor bakıyor ki sokaklar afiş dolu. Musaddık TUDE'yle işbirliği yapıyor diye. TUDE Komünist Partisi. Musaddık zavallı adam. Derdini anlatamıyor kimseye. Dindar, orta sınıf, doktora yapmış, vatanını seven, petrolü millileştiriyor. Sen misin millileştiriyor? Hocam emperyalizmin en sevmediği şey milli lafıdır. Emperyalizm bu lafı hiç sevmez. Şimdi tabii geldiler Çin'de konuşuruz. Çin'e geldiler tıkandılar. Bakalım ne olacak? Çok sıkıntı var çünkü. Bak dün Putin'le görüşüyor Amerika Dışişleri Bakanı. Putin'le görüşüyor. Bu çok önemli bir şey hocam. Ne görüşmesi? Yani ne başkan, görüşmesi? Putin'le başkan görüşür. Putin Çin'liğe kadar Dışişleri Bakanları görüşür. Adam CIA başkanlığı yapmış. Tamam ne görüşüyoruz? Hocam bunlar Çin'e karşı nasıl mesela Çin'i zamanında Rusya'yı dışlamak için Çin'i yanına aldılar. Değil mi?
70'li yıllar. Kesin tersi mi dönüyor? Şimdi Çin artık kontrol etmeye başladı her tarafa. Acaba Rusya ile yakınlaşabilir miyiz diye arıyorlar hocam. Çünkü Almanlar da Ruslarla yakınlaşıyor. Almanlar da engelleyemiyorlar. Almanlar Çin'de de çok yakın ilişkiler içerisinde. Hocam İtalya ekonomisi sadece Çin'deki üretime bağlanmış. İtalya'da üretim falan kalmamış. Çin'e taşımışlar hep. Çin'de yani kalkınma oranı %6'ya falan düştü. 6.2'ye. Şimdi Çin'de 6.2 Çin'i kurtarır ama dünyayı kurtarmaz. Niye? Çin kalkınma oranı düştükçe yatırım az yapıyor demektir. Yatırım az yaptığı zaman ham madde az çekiyor demektir. Dünyanın %23 bakırını çeken bir ülkeden bahsediyoruz. Ham maddeyi az çekerse Türkiye gibi her bütün ülkeler etkilenir. Deniz ticareti durdu hocam. O Çin'den dolayı 2008'de deniz ticareti durdu. Uzak Asya'da kriz oldu. Deniz ticareti bütün armatörler battı. Onları Tayyip Erdoğan kurtardı. Türkiye'de. Bir bildiğim kadarıyla bir şadan kalkamanın işleri bozulmadı. Hemen hemen herkesin işi bir gitti. Allah rahmet eylesin şadan kalkamana diyelim. Hocam bu İran'a bu yeni asker lafı alıştırıyorlar toplumu. Bu askerleri buraya getirip İran'a müdahale etmenin hazırlıklarını yapıyorlar. İsrail bunu dayatıyor. Bunu İsrail dayatıyor hocam. Peki biz ne yapacağız hocam? Bizi ne zaman böyle karıştıracaklar diye böyle şimdi hep konuşulur ya. Şimdi Henry Barkay dün açıklama yaptı. Türkiye'de işte bir turuncu devrim olacak diye. Bu açıklamayı bana sordular. Bana sorarsanız Henry Barkay Türkiye'deki bağlı olduğu sivil toplum örgütlerine, ona Mustafa ne yazmıştı? Mustafa Yıldırım. Sivil Örümceğin Ağı değil mi? Çok önemli bir kitap. Yani bunu gençlerin hep okuması lazım. Kendine bağlı sivil toplum örgütlerine mesaj veriyor. Hazırlıklı olun. Paralar da geliyor. Para gelmesi kolay hocam. Ne olacak? Şimdi artık yeni bir şey çıkardılar. Proje yap. Bak hocam. Nasıl ki Tayyip Bey'in yanındaki bir adama 1,5 sayfa rapor yazıp 50 bin dolar veriyorlar CIA. CIA kendi vermiyor ama CIA'ya bağlı bir kuruluş veriyor. Sen o raporu yazdın mı oraya bağlı oluyorsun. 1,5 sayfa. 50 bin dolar. Yahut da 100 bin dolar. Yani büyük paralar veriyorlar. Bize teklif ettiler de biliyoruz oradan. Şimdi Tayyip Bey buradan kurtulmanın yolunu mu arıyor? Milli kuvvetlerle işbirliği yapacağım dedi. Yapsın. Türkiye İttifakı mı? Dedi hocam. Türkiye İttifakı dedi. Ne oldu birden döndü orada? Kim var yanında? Kim akıl veriyor? Kim bunu tehdit mi ediyorlar? İşte onu yani eğer böyle bir tehdit varsa, bir şey varsa bunda ciddiye almak lazım. Yani Türkiye'de nasıl bir şey hazırlıyorlar hocam şimdi, eğer siz bir tehlikeden bahsediyorsunuz? Şimdi hocam bunların ilk işi Tayyip Bey'i istemiyorlar bir. Niye? Tamam. Şimdi millet diyecek ki Emin Hoca Tayyip Bey'i övüyor. Ben övmek, Tayyip Bey'in çayını içmemişim. Belki bir ısmarlar bize bir gün simitle çay. Hocam Tayyip Erdoğan gibi adam bunların işine gelmiyor. Yani bunlar ses çıkarmayacak bir adam lazım bunlara. Batılı tipte bir adam. Yani daha sakin, her şeyi evet efendim, kötü şeyleri perde arkasında, halkın önünde konuşmayacak. Çünkü Tayyip Erdoğan halkın önünde dese ki bu Amerika gavurdur, 5 milyon kişi sokağa dökülür hocam. Bunu başka Avrupa'da kimse yapamaz. Amerikalılar da böyle adamı sevmez. Yoksa Tayyip Bey tabii ki ben anladığım kadarıyla Amerikalılar görüşmek istiyor. Amerikalılar bizle anlaşsın istiyor. Fakat Amerikalılar hiç ciddiye almıyor Türkiye'yi hocam. Hiç. Niye? Yalvararak karıyı alırsan, sen NATO'ya yalvararak kimmişsin? O karı sana istediğini yaptırır. Amerika'da sen yalvararak girmişsin, sana istediğini yaptırıyor. 52'de NATO'ya girerken yalvararak girmişsin hocam. Asker göndermişsin Kore'ye. O kadar şehit vermişsin. Ahirette Cenab-ı Allah kime soracak bunun hesabını bilmiyorum. Bir de oradan dönenlerin çoğu da Çeçesine'yi ısırdı diye uyku hastalığına yakalandı. Ben tanıyorum bir sürü insan. Dinamit dokumu atarken kefale uyuyan insanlar oluyordu. Elinde dinamit dokumunu patlayan insanlar oluyordu. Bizim çocukluğumuzda. 60'lı 70'li yılların başlarına kadar. Ama İran'dan sonra yani Türkiye'de hedeftedir hocam. Onlar tam teslim olan bir Türkiye istiyorlar. Peki nasıl bir şey hazırlıyorlar? Yani sivil toplum örgütlerine para verecekler, tamam. Para vermeye başladılar. Para vermeye başladılar. Hocam ben şimdi birine sordum, dedim ki 1,5 milyon euro almışsınız Avrupa Birliği'nden. Dedi ki
domuzdan bir kıl koparsan zararı mı olur? Dedim domuzdan kıl koparmaya sana kim izin verdi? O domuz sana nasıl paraydı? O kılı sana veren domuz. Sen nasıl buna izin aldın? Öyle mi bir adam bu söylediğim adam? 1,5 milyon euro. Yani para saymıyorlar bunları. Böyle paralar geliyor hocam. Türkiye'de örgütlenin. İşte televizyonlar kuruluyor, menderler kuruluyor. Kimi örgütleyecekler hocam Türkiye'de? Yani kimi ayaklandıracaklar? Hocam. Suriyelileri mi ayaklandıracak? Sadat'ı mı ayaklandıracaklar? Hocam hiçbir yani, şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Ondan şüphemiz yok. Ama evet. Böyle bir plan olduğu bir gerçek. Ya hocam onlar... Bak şimdi Türkiye'de bak unutmayın. Menderes'in idamı da, Denizler'in idamı da. Allah rahmet eylesin. Çünkü Denizler'in idamının 6 Mayıs yıl dönümüydü. Onun da bir iki belge var. Ben de televizyonda onları konuşacağım. Şu anda yanında yoklar. Denizler'in idamında nasıl el kaldırmışlar, kimler el kaldırmış. Biliyorsunuz sizle konuştuk. Kızanlar oldu bu işe. Şu anda 6-7 kişi var. Hayır diyen şu anda hayatta. Onların isimlerini çıkardım. Onları okuyacağım. Onların bir onuru olsun. Ama Demirel iki elini kaldırmıştır. Ha şimdi Demirel gibi bir adama ihtiyacı vardı. Ama sonraki Demirel'den bahsediyorum. O dönemki Demirel iki elini kaldırmıştır. İnönü rahmetli İsmet Paşa karşı çıkmıştır. Erbakan Hoca meclise gelmemiştir şey oylamaya. O diğer partilerin çoğu Timisi mesela çok karşı çıktı. Timisi çok karşı çıktı bunun idamlarına. Aslında mecliste idam kararı mahkeme veriyor, meclise geliyor. Mecliste iki defa oylama yapılıyor hocam. İki defa oylama yapılıyor. Ya halbuki bu iş, yani belki İsmet Paşa biraz daha diretseydi bunu engelleyebilirdi. O zaman konuya dönersek Menderes'in olayı, Deniz Gezmişler. Bunlar hepsi Türkiye'de iş düşmanlığı artırmak içindir hocam. Fakat beceremediler iç ayaklanmaları. Onu ne zaman yaptılar? 77, 78, 79, 80. O dönemde öğrencileri birbirine vurdurdular. Şimdi buna benzer bir şey mi planlıyorlar? Bunu işte, bunu beceremiyorlar. İşte mesela bakıyorsun Türkiye Gençlik Birliği, Osmanlı Hoca ile konuşuyor, onunla konuşuyor, bununla konuşuyor. Bunlar, bu görüşmeler Amerika'nın istemediği şeylerdir hocam. Bu tür görüşmeler, gençlerin bir araya gelmesi Amerikalıların istemediği şeylerdir. Bu Türkiye'de onlar şey düşünüyorlar, yani bu kargaşalar, idamlar, iç kargaşalar, sağ sol kavgaları toplumda gerginliği artırır. Bu toplum bir daha efli olmaz. Bunun hesabını yapma. Tutmadı. Aradan 15 sene geçti. Yaşar okuyanlar çıktılar. Topluma dediler ki Amerikan bu oyun yaptı. Amerikan oyunuydu. Bizi birbirimize düşürdü. Hapiste bunu anladık dediler. Millet yatıştı. Sağduyulu insanlar çıktı. Ama bu Türkiye'de bunu beceremediler. Peki, Arabakülen'de yaptılar. Bugünlerde yaptılar. Ne yapacağız hocam peki? Yani bu saldırılara karşı, bu planlara karşı şu anda vatandaş ne yapmalı? Yurttaş ne yapmalı? Hadi bunu bırakalım. Siyasetçiler ne yapmalı? Erdoğan ne yapmalı? Muhalefet ne yapmalı? Ne yapmalıyız hocam? Erdoğan o Türkiye Birliği'ni tekrar gündeme getirecek. Yanındakilerin hepsini kovacak hocam. Bir ufak kızı var ya bir tane. Onu alacak yanına. O kim? Güvenlik kızı. Bir tane ufak kızı var onun. O uçak yapan çocukla evlenmiş. Sümeyye. O Sümeyye akıllı bir kız. Onu alacak yanına. Ondan sonra bir de Kasımpaşa'daki arkadaşlarını yanına alacak hocam. Onlar bir şey istemezler Tayyip Erdoğan. Ama sağduyuludur bunlar. Orada Fikri Hoca var. Büyük caminin imamı. Eski imamı. Bunlar sağduyulu insanlar. Bunlarla oturup konuşacak. Bir de bürokrasiyi rahat bırakacak hocam. Bürokrasi işini yapacak. Bak son dönemde Tayyip Bey bu Türkiye ittifakını falan konuşurken CHP ile de falan bir ara dedi ki bak CHP ile biz, CHP ile bir sorun olacak işte yönetimdekilerle sorun olacak falan. Bu hazırlık yapıyordu. Çıktı MHP kanadından kıyamet koptu. Biz %18.8 aldık. O zaman da Tayyip Bey'e dedi ki yani senin bir oyun yok. Aslında bu tür girişimler, bu iç siyasete giriyor ama bu tür girişimler Tayyip Bey'i daha zor duruma sokacak. Sen CHP'yle de işbirliği yapacaksın. MHP'yle de yap. Bütün partileri al. Ama bu cumhurbaşkanlığı sisteminin yürümediğini gördün. Zaten MHP bunu tabanına nasıl anlatacaktı? Ya biz tekrar eski sisteme dönüyoruz. Ondan dolayı biz ittifak yapacağız. Taban bunu kabul ederdi hocam. Yani başbakan, bakanlar meclisten,
Cumhurbaşkanı'nın yetkileri gene biliyorsun. Ve yetkileri var zaten Cumhurbaşkanı. Kullanmazdı. Ha bugünkü gibi böyle kararname falan böyle yetkileri yoktu. Ama gene işte çabuk dönsün diye Cumhurbaşkanı'na bazı yetkiler verirsin. Ama bakanlığa kurulu. Ya şimdi hocam zaten ilk hatayı nerede yaptılar? Davutoğlu milletvekili değilken Dışişleri Bakanı yapıldı. Hocam biz bütün dünya tarihinde biliyoruz. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı olağanüstü dönemlerde teknik adamlardan atanır. Teknokrat atanır. Ama normal dönemlerde Dışişleri Bakanlığı'nı herhangi bir adama verebilir misin ya? Ondan sonra ne oldu? Uçuruma getiriyordu seni. Putin olmasaydı uçuruma gidiyordu. Evet. Yalnız kalacaktın dünyada. Amerika senden bütün tavizleri koparacaktı. Ondan sonra şey diyeceklerdi. Türkiye'yi tanımıyoruz, İstanbul diye bir il tanıyoruz kardeşim. Zaten oraya doğru götürüyorlar ya, şimdi tartışmalar var. Bu tartışmalara bazı Marksist profesörler de katılmış. Yani city devletler. Ya Amerika deyip emperyalizm diyor ki ben ülkelerle uğraşamam. Bana ne Hakkari'de ne olayım? Birbirini yesin millet diyor. Ben İstanbul'da zaten o İstanbul'u ben city devlet ilan ettim mi? Herkes buraya giremez. Yani Bizans'ın süreci gibi. Kendi, Londra, kendi. Londra, Paris bunlar, ben bunlarla gitti muhatap olurum. Ya Güney Fransa'da ne oluyor? Bana ne diyor ya? Türkiye'nin güneydoğusu yanmış. Yansın diyor. Adamın sayısı mı yok? 8 milyon insan var dünyada diyor. Amerikalılar şey diyor, 500 milyon insan yeter mi ya diyor. 500 milyon yeter mi? Gerisi fasaf iş olur diyor. Zaten Amerika'ya 10 milyon insan gider diyor. Gerisini Amerika adam diye saymıyor ki. Ayak işlerini yapsın gerisi diyor. 230 milyon. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Sağ olun hocam. Ilgili. Ama Mustafa Kemal'le küsümsemesinler. Mustafa Kemal ne diyor? Milleti ve memleketi mazera peşine sürükleyecek politikalardan uzak durun. Ya basit bir şey bu. Büyük gelişmiş ülkeler hocam yayılmacı politika izlerler. Neden? Güçleri vardır. Pazar açacaklar. Emperyal politika izlerler. Küçük devletler korumacı politika izlerler. Neden? Çünkü kendini koruyacaklar. Çünkü emperyal saldırılar var. Büyük devletler sıkıştırıyor. Korumacı politika izlerler. Sen korumacı politika izleyeceksin. Sen yayılmacı politikanın içine girdin, kaybettin işte. Ona ben ne diyorum? Opportunist realizm. Onun makalesinde yazdım. Böyle bir ifade ilk defa kullanılıyor. Tabii biraz Lenin'den çaldık. Ama opportunist realizmdir bu. Nedir? Orta sınıf ülkeler büyük devletlerden bu benim arkamdadır deyip bölgesel yağmadan pay kapmaya çalışırlar. Buna opportunist realizm diyorum ben. İlk defa yani bir şeyde ilk defa açıklıyorum bunu. Sen ondan ya emperyalizmden sana ganimet kalır mı? Emperyalizm kendi arasında ganimeti paylaşır. Orada bile kavga ediyor. Görmüyor musun? Libya'daki ganimeti, petrol ganimetini Fransa ile İtalya paylaşamıyor. İtalya diyor ki sen hırsızsın. İtalyan büyükelçi şeye sen hırsızsın diyor. Fransa'ya. Yani emperyal ülkeler bile aralarında kavga ediyor. Sen periferi ülkesisin. Ona Marksist literatürde periferi dememek lazım. Yani alt orta sınıf ülke demek lazım. Bölgesel güç diyorlar ama bölgesel güç olsan kendini korurdun. Bak bir operasyon yapamıyorsun. PKK'yı başına bela etmiş Amerika. Hala Amerika'ya yalvarıyorsun. Suriye'ye kızıyorsun ki kendi silahlı güçleri OSO'ya saldırıyor. Kardeşim Amerika sana saldırtıyor PKK'yı. Hala Amerika'ya ne yalvarıyorsun? Olacak iş değil. Ya bunlar akla girmiyor, almıyor. Ben de iyi niyetli çaktırmıyoruz işte. Tayyip Bey aman işte Tayyip Bey toplumsal bir desteği var. İşte aman Tayyip Bey orada dursun. Bu toplumsal desteği sürdürsün. Memleket sakinleşsin diye uğraşıyoruz. Yoksa kavga, herkes kavga çıkarır. Kavga kurtuluş değil ya. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Pankuş'un bu bölümünün sonuna geldik. Tabii dış politikayı değerlendirdik. Başka bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.